Hindistan'daki çoğu köy, kasaba ve şehirde Hindu tapınaklarına rastlayabilirsiniz. Tapınak deyince aklımıza hep görkemli yapılar gelir. Ama yol kenarındaki basit bir yapı da bir Hindu tapınağı olabilir. Tabii Hindistan genelinde birden fazla binadan oluşan birçok büyük kompleks de bulacaksınız. Önemli olan şey ise inanışa göre büyüklüğüne bakılmaksızın Hindu tapınakları tanrıların ikametgahlarıdır. Saraylarında yaşayan bir kral ya da kraliçe gibi her tapınağın kalbinde ikamet eden bir ana tanrı vardır. Tapınağın mimarisinde çoğu zaman farklı tanrılara, hizmetkarlara ve mistik figürlere de rastlanabilir. Etrafında meyve, çiçek, şeker ya da kartpostal gibi adak ya da hatıra eşyaları satan tezgahlar bulunur. Çevreleri hareketli ve canlıdır. Tapınaklar ibadet için gelen küçük gruplara ev sahipliği yaparlar. Çünkü büyük toplulukları ağırlayacak şekilde tasarlanmamışlar. İbadet etmek isteyenler küçük gruplar halinde iç mabede açılan bir koridordan geçerler. İç mabette tapınağın ana tanrısı ve onu temsil eden semboller bulunur. Halen kullanılmakta olan tapınaklarda tanrı heykellerini çiçeklerle ya da pahalı kumaşlarla kaplı olarak görürsünüz. Bu tablo size tapınağın hala kullanılmakta olduğunu gösterir. İç mabedin üzerinde boyalı bir kule yükselir. Kulenin şekli tanrıların mistik dağının şeklini andırıyor. Tapınakların birçoğunda kulenin yanı sıra kutsal banyo havuzları, çevre duvarları ve değişik şekil ve büyüklükteki geçitler yer alır. Bunlar büyük Hindu tapınaklarının ortak özellikleridir. Güney Hindistan'da bulunan Madurai'deki bu büyük tapınağın üstünde uzun bir kule yükselir. Bu görkemli kulenin içi geçitlerle, dışı ise heykellerle süslenmiş. Gördüğümüz örneklerin aksine bazı tapınaklarsa aktif olarak kullanılmamaktadır. Mesela turistler, tanrı motifleriyle süslenmiş dış duvarlarıyla meşhur olan bu tapınağı görmek için Orta Hindistan'daki Khajuraho'ya akın ederler. Doğu kıyısına yakın Konark'ta ise Hindistan'da inşa edilmiş en büyük tapınaklardan birinin kalıntılarını görebilirler. Güneş tanrısı Surya'ya ithaf edilen bu büyük tapınağın kulesi ne yazık ki günümüze kadar ulaşmamış. Fakat bugün ayakta olmayan kulenin yüksekliğini ve görkemini onu çevreleyen binaların büyüklüklerine bakarak ancak tahmin edebiliyoruz. Hindistan'daki tapınakların çeşitliliği, bölgeden bölgeye değişen yerel stil ve zevkin yanı sıra yüzyıllar boyunca süregelen bir süreçte meydana gelen usta duvarcı ve heykeltıraşların sanatkarlıklarını göstermelerine olanak tanıyan teknik ve mimari gelişimden kaynaklanmaktadır. Asya Sanat Müzesi'nde görebileceğiniz bu tanrı heykelleri bir zamanlar bir tapınağın dış duvarlarını, iç bölümlerini, giriş geçitlerini ve iç mabetleri süslüyorlardı.